Ve yerel seçim sürecindeki gelişmelere bakalım. İyi Parti lideri Meral Akşener Trabzon'daydı sevgili seyirciler. İşbirliği için kapıyı tüm partilere kapatan İyi Parti lideri Akşener vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başladı. Dediğimiz gibi Trabzon'daydı, kürsüye çıktı. Partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Burada işbirliği eleştirilerine de yanıt verdi. 14 kişi evet dedi işbirliğine, 35 kişi hayır dedi ve sonuç itibariyle böyle bir karar aldık. Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Seçimlerde işbirliği kapılarını kapatan Akşener gelen eleştirilere karşı da meydan okudu. Sonuçlar bizi ilgilendiriyor dedi. Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse adaylarımız seçilecek. Yanlış yaptın Meral Akşener ve İyi Parti diyorsa onun da sorumluluğun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette baş üstüne milletim diyeceğiz. Akşener vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başladı. İyi Parti liderinin ilk durağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi oldu. İşbirliğine sıcak bakmayan Akşener eleştirilere yanıtı Trabzon'dan verdi. Yeteri kadar fedakarlık yaptık. Kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını milletimiz verecek. Milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız. Toplumsal tabandaki sesleri duymak, eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Akşener'in sözleri hem muhalefete hem de Cumhur İttifakı'naydı. Grup toplantısındaki sözlerinin çarpıtıldığını vurguladı. Aynı gün Ekrem İmamoğlu'ndan o sözlere yanıt geldi. Hem Cumhur İttifakı'nı destekleyenler hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğini iddia edenler 24 saat küfür ediyorlar. Ne zamandır atsızın şiirleri birilerine gönderme oluyor? Ne zamandır projeler bir siyasi partinin projeleri bir başka yerin eleştirisi oluyor? Kaldı ki eleştirebiliriz. Ya ben İstanbul ismi duymadım konuşmasında. Ben üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum. Asıl hedefinin 2028 genel seçimleri olduğunu söyleyen Akşener, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayını da açıkladı. Muhammed Erkan, İyi Parti adına Trabzon için yarışacak. Ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza geçiyoruz. Muhammed Erkan.